Herkese yepyeni bir günden merhaba arkadaşlar. Ben Adalet Çinkaya. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün bir back to school, okula dönüş videosu çekiyorum. Ve bu video için gerçekten çok heyecanlıyım. Bu sene beslenme diyetetik 4. sınıf öğrencisi oldum. Bu senem staj, seminer, tez şeklinde geçecekti ki pandemiden dolayı okullarımız online oldu. Yine o şekilde geçecek ama tüm süreç online olarak devam edecek. Hem bu sürece kendimi motive etmek için, seneye çok güzel başlayabilmek için, hem de bu sene son öğrencilik yılım. Bunun için şöyle güzel, tatlı, renkli bir alışveriş yaptım ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz ve izlerken çok keyif alırsınız. Ben videoya geçmek için gerçekten sabırsızlanıyorum ve heyecanlanıyorum. Çok lafı uzatmadan videoya geçeyim. İlk olarak aldığım kalem kutuyu size göstermek istiyorum. Bu sene böyle bir kalem kutu aldım kendime. Üzerinde Stay Cool yazıyor ve böyle minik minik yıldızlar var ve şeffaf bir kalem kutu. Bence boyut olarak da benim için ideal. Ben bu kalem kutuyu D&R'ın internet sitesinden aldım ve şu markanın kalem kutularını gerçekten çok beğendim. Hepsi birbirinden tatlıydı ve güzeldi. Renkleri olsun, modelleri olsun. Ben modelini tercih ettim ama bu markaya mutlaka bakın. Şöyle içindekini çıkaralım. Kalem kutumu da videoda birlikte hazırlayalım. Saçlarım da videoyu açtığımda ıslaktı. Videoda kuruyacak artık. Kalem kutumun da etiketini kestik. Birlikte, sizinle birlikte hazırlayalım. Şöyle Faber-Castell'in metalik efektli kalemlerini aldım. Son zamanlarda ben bunu çok fazla görüyordum ve merak ediyordum. Çok tatlı görünüyorlar bence. Hatta sizinle birlikte deneyelim nasıl yazdığını, birlikte görelim. Şöyle görünüyor. Aslında normal gibi. Sadece kendinden böyle çok az bir parlak. Şimdi evde olduğum için zaten bütün kalemlerim kalemlikte. Kalem kutum öyle boş kalmasın, sadece uçlu kalem olmasın diye bu aldığım kalemleri kalem kutumun içine koyalım. Konuşamadım. Faber-Castell'in lila rengi. Bu uçlu kalemlerinden aldım. Ben 07 kullanıyorum. Bu arada fiyat söylemeyi unuttum. Şu kalemler yine D&R'ın sitesinden aldım. Bu kalemler de 25 TL. Kalem kutuyu da 25 TL'ye aldım. Bu kalemi de Trendyol'dan aldım. 35 TL'ye aldım. Hepsini indirimden aldım ve aldığım tüm ürünlerin linkini aşağıda açıklama kutusuna ekleyeceğim. Eğer bakmak veya satın almak isterseniz diye size de kolaylık olur. Ve kalem kutumu burada ekliyorum. Şimdi göstereceğim kalemleri yeni almadım. Hatta ben de almadım. Bana hediye alındı ama çok sevdiğim ve beni çok motive eden kalemler olduğu için bu videoda da yer vermek istedim. Çalışırken bu şekilde açıp masamın üstüne koyuyorum ve rengarenk görünce bile mutlu oluyorum gerçekten. Çok seviyorum. Bu sene de çok kullanacağım için bu videoda yer vermek istedim. Geçelim defterlere. Çok fazla defter almadım. 2 tane defter aldım. Zaten var olan bir sürü defterim vardı. Yeterli olacak bu kadar. Şöyle bir defter aldım. Kalın ve sert kapaklı. Kaç yaprak? 160 yaprak çizgili bir defter. Ben mesleğimizle ilgili temel şeyleri, diyet yazmaya başlamadan önceki o temel şeyleri bir deftere yazmıştım. Ama o defter telliydi. Ve derste vesaire çok hızlı yazdık. O defter içime sinmedi ve böyle kopar falan diye çekindiğim için böyle sağlam bir defter arıyordum. Bu defteri seçtim. Hem ileride de çok rahat kullanabileceğim dümdüz lila rengi çok güzel sağlam bir defter. Bunu açacağız. Onun için aldım. Hem o temel şeyleri tekrar yazıp yeniden bir tekrar etmiş olacağım. Hem de böyle sağlam bir defterde olsunlar diye. Ben bu defteri internetten almadım. Normal kırtasiye tarzı bir yerden aldım. 26 TL'ye aldım. Geçelim diğer deftere. Bu da ikincisi. Bu da zebra desenli bir defter. Bu markayı biliyorsunuzdur. Bin marketlerde görmüşsünüzdür. Fiyatını hatırlamıyorum. Bimdeki defterler zaten uygun oluyor. Muhtemelen siz de rastlamışsınızdır. Bu da böyle sert kapaklı. 120 yaprak. Çizgili bir defter. Şu şekilde göstereyim. Şimdi beni en çok heyecanlandıran şeylerden birine geçiyoruz. Ajandam. Benim bu sene bir ajandam vardı. Hatta onu da göstereyim. Bu sene kullandığım ajandam buydu. Hatta kitaplığımı düzenliyorum videosunda size göstermiş olabilirim. Gösterdim. Bu ajandamın sayfaları dağıldı.
üzüldüm gerçekten. Nasıl oldu anlamadım yani. Böyle hepsi bir anda dağıldı. Şu şekilde göstereyim. Çıkıyor yani hepsi. O yüzden hem bu dağıldığı için kullanması çok zor artık. Hem de yine kendimi motive etmek için kendime bir ajanda aldım. Ve aslında bu siparişlerimin hepsi çok hızlı geldi. Ben bu videoyu çok daha önce çekecektim. Ama ajandan bir türlü gelmedi. Aslında ajandan da geldi ama burada kargo şubesinde bir haftadır falan bekliyor ve asla gelmedi. En sonunda bugün annemler gidip aldılar. Kargo şubesi de inanılmaz uzaktı yani. Öyle gidip hemen alınacak bir şey değildi. Bekledim ama son olmayan bir bekleyişti. En sonunda biz aldık ve sonunda bugün ajanda elime geçti ve ben de bugün direkt videoyu çekmeye başladım. Ajandamı göstereyim. Şöyle bir ajanda aldım. Normalde turuncu ile pembenin uyumunu hiç sevmem. Daha önce de turuncu ile pembenin bir arada olduğu hiçbir şey almamışımdır. Ama bunu gerçekten çok beğendim. Hem dış tasarımı hem iç tasarımı. İçi de çok tatlı. Size göstereceğim hemen. Bakın böyle stikerler var. İstediğim oldu, sen yaparsın, önemli, doğum günü, planla, bu tarz stikerler var. Çok güzel gerçekten. İçini de göstereyim size. Eğer almak istemiyorsa bu şekilde tarihler, takvim koymuşlar, özel günler yazıyor. Aylık olarak unutmamız gereken şeyleri yazmamız için yılın önemli olayları diye bir sayfa yapmışlar. Böyle haftalık programlar koymuşlar. Bu tarz güzel yazılar yazan güzel sayfalar var. Bu ay yapılacaklar, bu ayki hedeflerim ve böyle ay başlıyor. Böyle aylık olarak da içinde motivasyon dolu sayfaların olmasına bayılıyorum. Hatta bir tane açayım, bu bize gelsin. Mayıs ayı geldi. Sevgili ben, herkes sana bayılıyor. Yazıyor sayfada. Hatta kendine bunu yazıp bir zarfa koy. 2022'de aç yazmışlar. Çok tatlı. Yani eğer bir ajanda arayışındaysanız gerçekten öneririm. 2020-2021 ajandası 2020 Eylül'de başlıyor. Ben de bugün itibariyle bu ajandayı kullanmaya başlayacağım. Geçelim. Bir dakika, ben yine fiyat söylemeyi unuttum. Bu ajandayı da Trendyol'dan 35 TL'ye aldım. Yine indirimden almıştım. Şimdi de geçebiliriz. Söylemediğim ne kaldı? Kupalar. Bu sene malum evdeyiz. Laptop'tan online dersleri dinliyoruz. O zaman kahvemizi de şöyle güzel bir fincandan içelim dedim. Yine böyle kendime bir güzellik yapayım. Güzel bir fincan alayım. Böyle keyifle kahvemi, çayımı içip ders dinleyeyim dedim. Ve şans eseri çok güzel kupalara rastladım. Ve iki tane aldım. Şimdi markası Tuhana diye bir marka. İlkini göstereyim size. Bu şekilde. Gerçekten çok beğendim. İki tarafında da aynı yazı yazıyor. Always in my heart. Her zaman kalbimde yazan böyle toz pembe bir kupa aldım. Gerçekten çok tatlı ve böyle anca bununla içilen kahveler bu tempoda bizi ayakta tutar. Diğerini de göstereceğim size. Bu şekilde burada. Bir kahverengi üstüne gold, siyah. Hem yazı stilleri çok hoşuma gitti, hem renkler, hem de yazan şeyler de çok tatlı. Üzerinde It's so good to be home yazıyor. Yazan şey de manidar. Evde olmak çok güzel yazıyor. Ben bu kupaları aldım ve çok beğendim. Kullanmaya kıyılamayacak cinsten. Bu sene okul için yaptığım alışverişim burada sona erdi. Ama sizinle birlikte aynı zamanda kalem kutumu hazırlıyorduk. Ve kalem kutumu hazırlamaya devam edelim dedim. Yine Faber-Castell'in bir uçlu kalemini koyacağım. Bir de tabii ki de uç ve silgi koyalım. Normalde kalem kutumun içine işte ince uçlu kalemler, ince keçirli kalemler falan koyuyordum. Hani eskiden hazırladığım kalem kutum bundan farklı oluyordu. Ama şu anda evde olduğum için bütün kalemlerim kalemlikte zaten. O yüzden içine sadece yeni aldığım kalın uçlu kalemleri, keçirli kalemleri, aynı zamanda iki tane uçlu kalem ve silgi. Faber-Castell'in bu silgisini kullanacağım. Ve 07 ucumu koyuyorum.
kalem kutu hazırlamam da sona erdi. Online dersin kalem kutusu da bu kadar kolay hazırlandı. Size okul için yapmış olduğum minik alışverişi göstermiş oldum. Aynı zamanda birlikte kalem kutumu da hazırladık ve videonun sonuna geldik. Umarım videoyu ve aldığım şeyleri beğenmişsinizdir. Umarım bu sene hepimizin eğitim, öğretim açısından ve her açıdan çok güzel geçirdiği bir sene, dönem olur. Bu sene çok değişik bir Eylül-Ekim hepimiz için. Normal şartlarda okulların açılması gerekirken şimdi online olarak eğitimimiz devam edecek. Her şartta, her koşulda sağlıklı, mutlu ve başarılı olmak dileğiyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.